107'de fa diyez ve do diyez var. Aynı şekilde 4/4'lük. Tekrar işaretlerine dikkat edelim. Arada işte iki bağ yapıyor, tek tek çalıyor. Alt yarım, üst yarıma denk geliyor. Onlara dikkat edelim. Onun dışında bakıyorum sonuna kadar bir şey yok. Ve 107'yi baştan sona çalıyorum arkadaşlar. Bitirdik. 108'e geçiyoruz. 108'de 4 tane diyezimiz var. Fa diyez, do diyez, sol diyez ve re diyez var. Yani bunların hepsi diyez olacak arkadaşlar. Bu notaların ismi hepsi diyez olacak. Onun öncesinde yukarıda görmüş olduğunuz bir çalışma şeyi var. Tabi önce bir sırayla burada şunu demek istiyor. Bir parmaklarınızı alıştırın. Yani sırayla bir çalın. Ben zaten şimdi size göstereceğim. Bu ısındırma gibi oluyor. 108'de zaten normal etüdü. Zaten bunu yaparsanız 108'de yapmış olursunuz. Ben şimdi size üstteki 108'in üstündeki o şeyi yapayım, alıştırma yapayım. Tekrarsız yapıyorum. Mi telini geçtiği için mi telini gösteriyor size şimdi. Tabii siz bunu çok yavaş yapıyorsunuz. Yavaş bir şekilde çalışıp oturuyorsunuz. Şimdi ben 108'i geçiyorum. 108'i baştan sona size tekrarsız bir şekilde çalacağım. Evet, bu şekilde bitti. 109'da 4 diyezimiz var. 4/4'lük yine şeyimiz. Ondan sonra bir üstünde tabii alıştırma vermiş. Önce tek tek çal diyor, sonra bağlı yapıyor. Ben o ikisini örnekleyeyim. Zaten üst yarıma, alt yarıma yazıyor ama ben size yine örneklemiş olayım. Bu şekilde gidiyor, devam ediyor. Hepsini böyle çalıyorsunuz yani. Ondan sonra bağlı bir şekilde baştan sona çalıp bitireceğiz. 109. Geçtik. 110'da bir farklı versiyonu mi telinde etüt yapıyor. Onu da ben size baştan sona çalayım.
4 vuruş bitmiş oldu. Şunu söyleyeyim. İkinci ölçüde 110'dan bahsediyorum. İkinci ölçüsünde sol ve fa var. İkişer vuruştuk. Ben o fa yerine mi yaptım. Siz onu fa yaparsınız. Orayı unutmayın arkadaşlar. Not düşeyim altına.